Neden benden sakladınız? Ne yapacağımızı bilemedik. Beni biliyor mu? Bravo sana Metin. Sana da bravo Gülsen. Sana da Birsen. Size de. Tabii Mehmet hikayesi de yalandı değil mi? Hasta falan değildi. Beni ortadan kaldırmak için yaptınız bunların hepsini değil mi? Ha? Bir travma daha geçirmesin diye uğraştık Hülya. Kusura bakma Hülya abla ama 12 yıl sonra annem geri gelmiş onu üzemezdik. Hülya. Hülya. İyisin değil mi canım benim? Metin. Şimdi bana doğruyu söyle. Hı. Dün gece ben yokken o kadınla aranda bir şey geçti mi? Aa, ne ayıp. Çolun çocuğun yanında. Geçti mi geçmedi mi? Geçmedi. Teessüf ederim yani Hülya ya. Çok şükür. Beni hala seviyorsun değil mi? Tabii ki seviyorum Hülya. Ne yani? Annemi sevmiyor musun baba? Ne alakası var şimdi kızım? Abeste iştigal sorular sorma. Allah Allah. Bir dakika. Şimdi kontrolü ele alıyorum. Sakin ve mantıklı olmamız lazım. Sonuca çabucak ulaşmamız için. Durum ne? Öldü sandığımız bir kişi 12 sene sonra cap canlı olarak buraya dönüyor. Ne görüyor? Kocasını başka bir kadınla evli olarak görüyor. Ama yine de gerçeği bilmemiz lazım. Hemen gerçeği söylememiz lazım. Bunun hiçbir mantığı yok. Hemen gerçeği söylememiz gerekiyor ona göre. Tamam tabii mı? Tabii Hülya, gerçeği söyleyelim de nasıl söyleyeceğiz? Nasıl mı söyleyeceğiz? Böyle yekten pat diye söyleyeceğiz işte. Yok ya, öyle yekten pat diye kim söyleyecek peki? Sen söyleyeceksin. Metin kim söyleyecek? Ben mi söyleyeceğim? Ben söylemem. Hayatta söylemem. Olmaz. Niye? Çünkü doktor şey demiş. Yeniden heyecanlanırsan hafızanı kaybedebilirsin falan demiş. Ben söyleyemem. İyi o zaman. Ben söylerim. Hülya abla. Emin misin? Evet. Bir çay içeydiniz ya.